Şimdi biz bundan hoşlanıyoruz. Ama bu kız da bizim sevdiğimiz çocuktan hoşlanıyor. Biz de bunu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Ama kızın yanında da yakın bir arkadaşı var. Peşinden gitmediği için kızı bir türlü öldüremiyoruz. O yüzden ilk önce yakın arkadaşını ortadan kaldırıyoruz. Sonra da kızın kendisini ortadan kaldırıyoruz ki sevdiğimiz çocuğa ulaşalım. Hoş geldin. Bugün Yandere simülatörü oynuyoruz. Bu arada ben Venüs. Tanımayanlar için. Ama insanlar genellikle bana video atlan kaşar. Niye video atmıyorsun? Paran mı var? Hani aileydik, tüm parayı sen yiyorsun. Sen çok değiştin falan diye hitap ederler genelde. Neyse Yandere. Efendim, çoktandır Yandere çekmiyordum. Beni neden çekmedin diye bir açıklama bekliyorsanız beklemeyin. Çünkü açıklamam yok. Vallahi götümü yandere yaptım. Çok güzel güzel yaptım valla. Hiç pişman değilim. Bak götümde hala yastığın izi duruyor. Evet ben götümle yatıyorum. Neyse dur çok göt dedim. Kanal kapanmasın. Biri demiş ki abla adını asla telaffuz edemediğim bir anime beyi kusuyor Saiki. Saiki kusuyor. Saiki kusuyor. Saiki nereye kusuyor? Çok pardon ya. Hiç komik değildi. Venüs. Kapa videoyu kapa ya. Neyse pembe saçlı bir beymiş. Dedi ki onu yapar mısın dedi biri. Şimdi diyeceksiniz Venüs bunun neresi benzedi? Bilmiyorum. Bilmiyorum elimizdeki malzeme bu valla olmuyor yani arkadaşlar benden bu. Aa bunu da giysin biraz seksi. Hadi biz de bunu giyelim daha seksi. Okey. Okey miyiz? Seksi miyiz? Seksiyiz başlayalım. Pazartesiden başlıyoruz çünkü bunu demeseydim insanlar haftaya çarşambadan başlıyordu. Beni salak salak açıklamalar yapma ya. Yeter ya. Ben şehre gidiyorum. Siz burada bekleyin. Geliyorum bir dakika. Şehirden kendime bir adet don alacağım. Çünkü bilirsiniz donsuz Venüs. Sossuz mantıya. Donsuz Venüs. Çikolatasız waffle'a benzer hoca. Donumuzu giyelim. Niye don aldın diye beni dövmeden önce, niye tüm paranı dona yatırdın demeden önce size bir açıklama yapayım. Bugün ne yapacağız? Bugün Osana'yı havuzda boyayacağız efendim. Niye don aldın derseniz, biliyorsunuz çoğu görevin başında Rayburn'dan kurtulmamız gerekiyor. Neredeyse hepsinde bir iki tanesi hariç. Bugün de Rayburn'dan kurtulma olarak kolay bir yöntem yapmak istedim ve Rayburn'un dedikodusunu yapacağım ki Osana'yla takılmayı kessinler. Günaydın size yeni yaptığımız karakter yaptığımız mı? İnternetten aldığımız diyelim daha şey olsun. Karakteri göstereceğim. Aşırı vampir olabilirim. Biraz fazla beyaz tenli oldu ama ten rengini değiştiremiyoruz. Elimizden bu geliyor. Bence aşırı güzel oldu. Tabii ki de kızılız yine. Bir de çok alakasız bir bilgi koşarken memelerim zıplıyor. Neyse efendim etek altıyla başlayalım günümüze. Bir kahveyle. Evinizin favori etek altçısı geldi. 5 dakikada don, etek altı. Ne bileyim efendim, her türlü fotoğraf çekilir. Evden, elden teslim edilir. Bugün ne yapacağız? Bugün Osana'yı havuza atmaya çalışacağız. Tabii Osana'yı havuza atmadan önce Rayburn'dan kurtulmamız lazım. Bu yüzden de gittik. Dedikodumuzun seviyesini arttırıcı ve dedikodumuzu daha etkili kılıcı bir iç çamaşırı aldık ki daha hızlı dedikodu yapalım. Neden dedikodu yapıyoruz? Şu yanındaki sarışın hanımefendi Rayburn'un gitmesi lazım. Rayburn'un dedikodusunu yapıp onun itibarını ve özgüvenini düşürdüğümüzde Osana'yla Rayburn'u takılmayı bırakıyorlar. Çünkü Rayburn'u diyor ki Osana ben sana bunu yapamam. Benim itibarım kötü diye senin de itibarın bozulur. Ben takıldığın için insanlar seninle de dalga geçer. Bu yüzden daha fazla takılmayalım diyor. Ve böyle bir şekilde takılmayı bırakıyorlar. Biz de Osana'yı rahat rahat öldürebiliyoruz. Yoksa öldüremiyoruz Rayburn'u göndermeden. Şimdi tekrar dediğim gibi araları gitsin diye takılmayı kessinler diye itibarını bozmak için Rayburn'un şu anda dedikodusunu yapıyorum. Rayburn'un dedikodusu -33-34 civarına geldiğinde ertesi gün takılmayı bırakıyorlar. Ulan ne açıkladım be. Şimdi Rayburn'un itibarını -36 yaptım. Yarından itibaren Osana ile Rayburn'u gezmeyi bırakacak Rayburn'un itibarı çok düşük olduğu için. Tabii bunu iç çamaşırı almadan da yapabilirsiniz. Rayburn'un itibarını düşürebilirsiniz normal bir şekilde dedikodu yaparak. Fakat daha uzun sürer ve daha çok kişiyle konuşmanız gerekir. Bu iç çamaşırı daha hızlı ve daha az kişiyle konuşarak yapmanıza yardımcı oluyor. Efendim, şimdi
Ben gidiyorum infoçamla yardım alacağım. Çünkü nasıl yapacağımı çok bilmiyorum. İnfoçana soralım. Nasıl boğabiliriz? Ha, öyle diyorsun. Şimdi şöyle, sadece Perşembe günü saat 1:30'da yapabildiğimiz için bugün alamıyoruz şeyi. Bugün alamıyoruz görevi. Bugün bakamıyoruz. Büyük ihtimalle Perşembe günü göreve bakabileceğiz. Bu arada şurada yazıyor ki bu görevi yapabilmemiz için beden eğitim dersimizin seviyesinin yüksek olması lazımmış. Okey. O zaman şöyle yapalım. Bugün Rayburn'un itibarını bozduk. Rayburn'dan kurtulduk kısaca. Ayrıyetten bugün gidelim beden eğitim dersimizi arttıralım. Ve önümüzdeki okul günlerinde de gelip sadece beden eğitim dersinin seviyesini arttırmaya çalışalım. Perşembe günü çünkü yapabiliyormuşuz görevi. Perşembe gününe kadar bekleyeceğiz. Şimdi benim işim gücüm yok, ben eve gidiyorum. Size kolay gelsin. Ve salı gününe geldik. Şimdi itibarını çok bozduğum için görüyorsunuz Rayber buraya gitti. Normalde onu izliyordu. Bayağı morali bozuk şu an. Olsun, morali bozuk insandan da etek altı alırız. Depresyon etek altısı. Ha, şimdi burada bir konuşma yapacaklar. Bu konuşmayı size dinletmek istiyorum. Yani görevle alakası yok ama neden takılmadıklarını konuşacaklar. Hey Osana, düşünüyordum da şey, en iyisi bizim eğer hayır, ne hakkında konuştuğunu biliyorum. Bu aptal dedikodular hakkında değil mi? İnsanların ne dediğini umursamıyorum. Sen benim arkadaşımsın ve seni terk etmeyeceğim. Anlamıyorsun. Eğer benim yanımda daha fazla vakit geçirirsen sen de bir de hedef haline geleceksin. Benim lanetim içine düşmeni istemiyorum. Sana söyledim. Umurumda değil. Böyle aptal bir drama yüzünden arkadaşımı kaybedemem. O sana. Bu senin seçimin değil. Ben çoktan kendi seçimimi yaptım. Lütfen. Sadece beni yalnız bırak. Rayburu. Ne dedi anlamadım. Ona çevirim yetmedi bir dakika. Pekala. Fikrim değişirse haber ver. Ya aman ya. Boş konuşma. Şey muhabbeti oldu işte. Ne oluyor lan? Lan? Götün eliyor. Lan? Aa, eteğin altına baktı. Rebu eteğin altına baktı. Osana Rebu. İşte şey muhabbetini göstermek için bunu dinlettim size. Hani Rebu ile Osana niye takılmıyor de itibarını düşürdüğünde Rebu'nun falan diye. İşte Osana takılmak istiyor ama Rebu onu hedef haline getirmek istemiyor. Osana'ya arkadaşlığı bozulsun istemiyor. Bir şeyler olsun istemiyor. Ve itibarı da çok düşük olduğu için Rebu'nun popüler kızlar gelip onun sırasına bir şeyler yazıyorlar. İşte kendini öldür. Git işte kimse seni sevmiyor falan filan tarzı şeyler yazıyorlar. İşte böyle yani boktan insanlar da neyse yapacak bir şey yok. Benim bugün okula gelme tek amacım beden eğitim dersini yükseltmek hocam. Tamam beden eğitim dersimi yükselttim. Benim hocam götünüzde sandalye var. Siz zevk alıyorsunuz artık, ben onu anladım ama. Siz alıyorsunuz, siz bayağı zevk alıyorsunuz. Neyse Allah kısmetinizi açık etsin. De artık sandalyeye ihtiyacınız kalmaz inşallah. Tamam, ben beden eğitimi yükselttim. Şimdi Perşembe gününü bekleyeceğim. Daha Salı günündeyiz. Yapacak işimiz gücümüz yok. Rayburu'yu hallettik. Dersimizi hallettik. Efendim benim işim gücüm kalmadı. Ben kıçımı devirip yatmaya gidiyorum. Perşembe gününe geldik. Sabah şöyle bir sohbet oluyor. O sana diyor ki sen hani hiç tekrardan rüyalar gördün mü? Rüyalar mı? Ay kabuslar mı? Aslında okulun dışında kiraz ağacının altında durduğum ve hiçbir kasımı hareket ettiremediğim garip bir rüya görüyorum. Tıpkı bir heykel gibiyim. Sanırım tam olarak bir kabus değil ama sadece garip bir rüya. Peki sen ne görüyorsun son zamanlarda? Bazen rüyalarımda biri saçımı çok ağır bir şey bağlıyor ve beni okyanusa atıyor. Ve ben de boğuluyorum. Bu gerçekten korkunç geliyor kulağa. Biliyor musun? Bir kitap okumuştum. Rüyalarımız aslında... İngilizcem yetmedi. Geç bunu, geç, çabuk geç. Rezil oluyor. Olamaz. Ben yıllarımı verdim bu saçımı uzatmak için. Sadece bir rüya yüzünden saçımı asla kesmem. Saçını ne zaman kesmeyi planlıyorsun ki? Neredeyse yere değiyor. Kendime bir söz verdim. Onu şeye kadar kesmeyeceğim der. Bir aptal olmayı kesip
benim nasıl hissettiğimi anlayıncaya kadar kesmemeye dair söz verdim. Ha? Ne demek istediğini anlamadım. Boş ver. Eğer gerçekten rüyalarımızın anlamı varsa senin rüyan ne anlam veriyor? Ben tam anlayamadım daha. Ulan ne boş konuştunuz sabah sabah, kafa açtınız ya. İşte perşembe sabahında böyle bir animasyon oluyor. O sanacık da diyor ki benim saçıma bir şeyler bağlandı, ben okyanusa atıldım. Tabii bizde okyanus yok daha. Bizim devlet o kadar gelişmedi, bize daha gelmedi okula okyanus. Ama halledeceğiz, halledeceğiz. Bizde okyanus yok. Okyanus yok ama havuzumuz var. Yani o yoksa bu vardır. Hallederiz. Okyanusta bir gün geçeceğiz. Onu getiren kadar havuzda boğarız biz de. Şimdi bugün yapacak işlerimiz de ben infoçandan öğreneyim nasıl yapacağız. Çünkü perşembe gündeyiz artık. Bugün yapmamız gerekiyor. Perşembe sabah Gemu Taku'nun görevini yap. Bu birkaç karakterin dikkatini dağıtmasına sebep olacak. Gemu Taku yanlış bilmiyorsam oyun kulübünün başkanıydı. Ama emin değilim. Şimdi bir gidip bakacağım o mu değil mi diye. Bir dakika, Gemu Taku sen, Gemu Taku sen misin? Bak bir. Aynen bu. Tamam. Senin görevini yapmamı istiyoruz. Ya bırak. Bırak bir yüzünü bırak bir. Bir görev yapacağız. Bırak. Senin görevini yapmam gerekiyor. Ah bu çok utanç verici böyle şeyleri konuşmak ama tek başıma bu sorunu asla çözemeyeceğim. Yani direkt söylesem iyidir. 5 tane bronz tenli her zaman telefonuna bakan popüler kızları biliyorsun değil mi? Onlardan bir tanesini buluşmaya çıkma teklif etmek istiyorum. Ama benden nefret ediyor gibi gözüküyorlar. Beni görmezden geliyorlar onlarla konuşmaya çalıştığımda. Eğer bir şey yanlış yaptıysam ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Yani merak ediyordum da belki de sen onlarla konuşursun ve benim hakkında ne düşündüklerini sorabilirsin. Sadece aynen İngilizcem yetmedi. Diyor ki Gemu Taku niye popüler kızların onlara ters davrandığını merak ediyormuş. Öğren. Tamam. Gerçekten mi? Bana yardım edeceksin. Bu... Teşekkür ederim. Tamam ağlama, zırlama, zırta boş. Yaparız. Ve bunun görevini yapmam benim ne gibi bir işime yarayacak. Efendim. Bir gün korkuyorum elimde pankartla gezeceğim 5 liraya don fotoğrafı satılır diye. Şimdi gidiyoruz efendim. Nerede bizim popüler kızlar? Bir tanesi... Aa dur. Şeydeler şu an. Yukarıda Raven'ın sırasında küfür yazıyorlar. Daha biri burada bak. Sana bir şey sormak istiyorum. O çocuk hakkında ne düşünüyorsun? Evet onu daha önce ben gördüm. Gerçekten aşırı saçları dağınık çocuktan bahsediyorsun değil mi? Bu çok gülünç. Hayatında hiç tarak kullanmamış gibi. Abi. Sana bir soru sormak istiyorum. Aynı soru. Ya. Dur. Abi altyazı gitti. Altyazı gitti. Ama şey dedi, altyazıyı okumadım ama sesten duyduğum kadarıyla şey diyor, hiç dik duramıyor, sırtında kambur sorunları olduğuna eminim. Bu ne oğlum? Neyse, kambur sorunları olduğuna eminim falan dedi. Sana soralım. Aman tanrım, kimin hakkında konuştuğunu biliyorum, bitch. Aşırı büyük gözlüklerle yüzünün yarısını kaplayan çocuktan bahsediyorsun değil mi? Niye sadece bizim gibi lens kullanmıyor? Sana ne, sana ne kadın, sana ne? Neyse ters de yapamıyorum. Bunların donları diğerlerinden daha pahalı da. Lazım oluyor. Merhaba hanımefendi, bir anketimiz var. Hızlı bir soru cevap yapabilir miyiz? Pilav Whip'li çocuktan mı bahsediyorsun? Gerçekten onu kesmesi lazım. Jiletlerin ne için olduğunu bilmiyor gibi gözüküyor. Sanırım Pilav Whip de doğruyu çeviremedim ama jilet millet diyorsa herhalde Pilav Whip'ından bahsediyordur. Hanımefendi 5 dakikalık küçük anket lütfen. O kim? Bandana takan çocuklardan birinden mi bahsediyorsun? Hangisinden bahsettiğini bilmiyorum ama kafalarındaki o şeyle o kadar aptal ve saçma gözüküyorlar ki. Abi bunlar çok zor baya. Bir şey diyeyim, biri bana bunları dese ben ağlardım. Hem de osura osura. Beyefendi görevinizi yaptım diyorlar ki. Saç, gözlük, duruş gerçekten mi? Böyle şeyler mi? Bunların gerçekten önemli olduğunu bile bilmiyordum. Neyse, bana haber verdiğin için teşekkür ederim. Yepyeni bir adama dönüşeceğim. Tamam sus hadi. İyisin hadi. Karma is a bitch TikTok şeyi yaparsın. Trendi. Tamam efendim, başka görevimiz ne? Sıradaki görevimiz ne? Beden eğitim dersini birinci seviyeye getirdim.
o sananın saat 1'i 7 geçe uyuyakalmasını bekle. Aa diyor ki o sana saat 1 7 geçe öğlen arası güneşlenirken uyuyakalacak diyor. Uyuyakalmasını bekle diyor. Okey. Uyuyakalmasını bekledikten sonra ne yapacağız? Ray buradan kurtul. Kurtulduk. 50 kiloluk ağırlığı al diyor. O da beden eğitimi odasında depolama alanında diyor. Sonra diyor ki ağırlığı götür havuzun oraya ve o sanayı öldür diyor. Okey anladım. Sanırım yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bir tek şu an dersi bekleyeceğiz. Pardon öğlen arasını bekleyeceğiz. Hop hop. Hanımefendi buradan etek altı vermeden gidemezsiniz. Biz buradan dergi alıyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla o sana perşembe günleri öğlen arası bronzlaşmaya gidiyor okulun oradaki havuzda. Bronzlaşırken uyuyakalıyor. Uyuyakaldığında da onu boğacağız. Değil mi? Yanlış mı anladım? İnşallah doğru anlamışımdır. Şimdi buradaki şeyden ağırlığı alacakmışız. Öyle diyorlar. Şu bunları mı alacağız? Bunlar 50 kilo değil ki. Ha bunu alacağız. Okey anladım. Oğlum bunu ben daha kendim kaldıramıyorum. Karıya nasıl bağlayacağım? Şuna bak ayaklarım götüme değiyor. Bak bak bak. Tavşan gibiyim tavşan. Şimdi Osana'nın gelmesini bekleyeceğiz. 1'i 7 geçe geliyormuş efendim. Hah Osana geliyor. Osana hoş geldin. Bikinine bakabilir miyim? Aşkı bunun linki gelir mi ya? Şeyden mi aldım bunu? Çocuk şeyinden mi? Çocuk reyonundan mı? Bok gibiydi. Bir şey diyeceğim. Benim bildiğim bronzlaşmaya öğlen araları şeyler de geliyor. Popüler kızlar da geliyor. Onlar nerede? Ah güneş çok iyi hissettiriyor bugün. Öyle derler. Öyle. Bekle sen bak bak daha neler hissedeceksin. Dur. Uyuyacağım mı? Uyudun mu? Yok gözün açık. Aa, küçük bir kestirmek kimseyi rahatsız etmez. Deyip osura osura uyumaya başladı. Bekle. Bekle sana çok güzel bir rüya getiriyorum. Bekle. Oğlum direkt olacak mı şu anda? Başka bir şey yapacak mıyım? Bir şey yapmam gerekiyor mu? Vallahi götürüyorum. Olacak inşallah. Efendim? İyi uykular. Rüyalarınızı gerçekleştirmeye geldik. Rüya perisi olarak. Madem görmüşsün saçına ağırlık bağlanıp boğulduğunu. Biz de yapalım yani. Bizim işimiz gücümüz mü var? Rüya perisi. Götüm gözüküyor. Kız bağırma. Naz yapıyor. Bakayım. Vallahi hamsi gibi öldü. O sana kız iyisin iyi. Bir şey yap. Kulaç at gelirsin. Nasıl öldün mal? Hamsi gibi düştü karı. Karı hamsi gibi yere düştü. Rıza baba hamsi tuttuk Rıza baba. Peki bir şey diyeceğim. Bu cesede bir şey yapmam gerekiyor mu benim? Biraz suya giremiyorum ama sağdan soldan girebilir miyim? Yok girebildiğim bir yer de yok. O sana sen bekle. Ben geliyorum. Can kurtaran falan çağırıp geliyorum. Sen dur. 5 dakikaya buradayım. Sen bekle. Gerizekalı. Enayi. Çocuklar yukarı çıkmayın. Biri havuza sıçmış diye duydum. Kullanılmıyormuş havuz. Peki bir şey soracağım. Benim Evet. Tam da diyordum benim anlamadığım popüler kızlar niye güneşlenmeye gelmedi? Biz niye böyle salakça bir görev yaptık diyordum. Şimdi tipini değiştirdiğin halin bu mu hocam? Allah sizi kahretmesin. Bir şey diyeceğim. Bana bunu açıklar mısınız ne olur? Şu an ne bok yediğinizi bana açıklar mısınız? Şu an çocuğun bak bir şey diyeceğim. Hizanı bak kontrol ediyorum. Bak tam bakışların götünde. Bari yüzüne bak çocuk bıyıklarını almış. Hanginiz lan o bıyığını alsın diye? Hanginizi sendin değil mi? Çocuk bak çocuğun götüne bakıyorsun. Terbiyeni takın. Ben de bakayım o göte bir. Vallahi götte götmüş kızlar bakın yani. Bu göte bakılır. Bu göte bakılır hocam. Ya tamam da ha ben anladım. Normalde bunlar güneşleniyordu. Ama bu tipini değiştirince bu kızlar buna aşık olduğu için... böyle bunu seyretmeye geldiği için güneşlenmeye gitmediler. O yüzden bize o görevi yaptı. Kızlar size kolay gelsin. Sizin oğluna pandik atıp kaçıyorum ben. Pandik. Kaç Venüs kaç. Tamam yaptık mı görevi? Şimdi efendim ben anlamadım. Ben bir derse gireyim. Yaptık herhalde. Yani o son orada hamsi gibi kaldı. Ben anlamadım. En son götü titriyordu. Rayburu git bak bakayım biz havuzda mıyız? Bak bir. Bak bakalım havuzda mıymışım ben. Bak bakalım havuzda mıymışım. Ne var ya? Eğildik diye ben niye sapık ilan ediliyorum? Ben derse giriyorum ya. Ne bok yersiniz? Ayana cesedi bulunmadan derse girdi. Okulun etrafında bir fakülte öğrencisi üyesi gezerken cesedi buldu. Direkt polisi aradılar. Efendim sonrasında polis okula geldi.
İnşallah bir şey diyeceğim. Hiçbir şeyi de parmak izi falan inşallah bırakmamışımdır. Çünkü bir şeyleri silmedim ya da eldiven de kullanmadım. Osana'nın cesedini buldular. Hiçbir şekilde cinayet aleti bulamadılar. Gerçekten kızın kafasındaki 50 kilogramlık şeyi bulamadınız mı? Ayona dahil herkesi sorguladılar ama hiçbir şüpheli bulamadılar. Ve gittiler. Tabi senpai ağlıyor o sıra o sıra. Ben tabi sapığım hala. Yaptık mı şimdi? Oldu mu hocam? Sabah uyandığımda o sana cart diye çıkmasın. Aa evet. Bitch. Yaptım bu işi. Okula gidiyorum. Şimdi sağdan soldan çıkmasın zırtapos. Bir bakacağım, bir kontrole gidiyorum. Hamsi hala havuzda mı diye. Tabii o sananın şeyi, cenazesi falan. Hocam Hamsi hala burada mı? Hamsi'ye bakıp Hamsi'yi almışlar. Hamsi'yi almışlar. Peki bir şey söyleyeyim, 50 kilogramlık şey hala orada duruyor mu? Onu da merak ettim şu an. Hala burada. Gerçekten okul çok iyi okul. Hatalarından o kadar ders çıkarıyor ki gözlerim kamaştı. Ben şeyi duydum. Bu kültürde biri öldüğünde onun sırasına okulda beyaz bir çiçek bırakılıyormuş. Doğru mu diye gidip bakmak istiyorum. Çünkü hiç bakmadım daha önceden. Ya da baktıysam da balık hafızalı olduğum için hatırlamıyorum. Aa evet bak. Şey yapmışlar, beyaz çiçek koymuşlar öldüğü için. Ben o çiçeği yesem böyle bir anda herkes şok olsun. Abi şimdi bitti mi yani? Ben öldü mü karı? Emin miyiz? Bak sağdan soldan çıkmasın bir yerden. Öldü herhalde yani. Ölünün arkasından karı marı diye konuşuyoruz ama çiçeği çalak mı eve götürün. Abi bittiyse ben videoyu kapıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada açıklamada da Discord adresimiz var. Discord'a gelirseniz gelirsiniz yani. Gelmiş olursunuz. Evet. Veriş ne diyorsun ya? Kapıyorum ben videoyu. Hadi bay bay.